Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi kısa ve net bir şekilde felsefenin tekrarını yapalım. Hiç vaktinizi ve internetinizi almadan hemen başlayalım. Felsefe neydi? İnsanı, içinde yaşanılan dünyayı ve var olan her şeyi anlama ve açıklama çabasıydı, değil mi? Yani felsefe düşünme, düşünce üzerine kurulan bir bilimdi. Temel etkinliği sorgulamaktı. Cevaplardan çok soru sormaktı. Yolda olmaktı, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan. Yolda olmaktı ve yolda olup da bilgeliği, hikmeti aramaktı. Peki bilgeliği arayan kişiye biz ne diyoruz? Filozof diyoruz. Peki felsefemize ilk filozofumuz Thales ve felsefe terimini ilk kullanan da Pisagor'dur diyoruz. Şimdi felsefi düşüncenin özelliklerine baktığımız zaman özneldir, eleştireldir, işte tutarlıdır, bütünseldir. Cevaplardan çok sorular önemli. Akıla ve mantık ilkelerine dayalı. Evrensel, evreni bütün olarak ele alır. Kesinlik yok, kümülatif, yığılarak ilerliyor diyebiliyoruz. Şimdi felsefe nerede ortaya çıktı? Milattan önce 6. yüzyıl civarlarında İyonya'nın Milet kentinde ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Felsefenin ortaya çıkması. Şimdi felsefenin ortaya çıkmasına katkı sağlayan medeniyetler var. Bunlar da işte Mısır, Çin, Hint, Mezopotamya medeniyetleri diyebiliriz. Şimdi aklınızda kalması için ben bir sürü konuların hepsinden şablonlar oluşturdum. Hangisi aklınızda kalır diye hepsini de göstereceğim. Tamam mı dostlar? Önemli olan gördüğümüz zaman hemen kodlayıp aklımıza, beynimize yer etmesi. Şimdi ne zaman ortaya çıktı dedik? 5. 6. yüzyıllarda Antik Yunan İyonya Milet kentinde dedik. Kurucusu kimdir dedik? Thales. Felsefe terimini kullanan kimdir dedik? Pisagor. Ve felsefenin kelime anlamı filia, sevgi, sofia, bilgelik terimlerinin birleşmesinden filia sofia, yani bilgelik sevgisi diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bilgi felsefesine. Bize sorularda bilgi felsefesi demez de işte epistemoloji der mesela. Bu kavram da, bu kelime de aklınıza kalsın. Epi, bilgi, tamam mı? Bilgi felsefesinin epistemoloji demek olduğunu anlayalım. Şimdi peki neydi bilginin oluşumu? Suje, özne, obje, nesne, tamam mı? Arasında ilişki sonucu ürün ortaya çıkıyor. Bu kadar basit. Yani bir nesneye, bir insanın bilinçli olarak öznenin ya da yönelmesi bilgi oluşturur diyebiliyoruz. Suje, obje arasındaki bağın adına biz bilgi aktı diyoruz. Yani sadece sujenin objeye yönelmesi yeterli olmuyor. Bize bilgi aktı lazım. Suje ile özne arasındaki ak, bilgi aktı bu bağ, tamam mı? Peki bilgi aklarımız nelermiş bizim? Düşünme, algı, anlama ve açıklama aktı diyebiliyoruz. Bilgi türlerimiz var. Gündelik, dini, sanat, bilimsel ve felsefi bilgi diyebiliriz. Bilginin ölçütleri var. Bilginin ölçütleri uygunluk, tutarlılık, apaçıklık, yarar ve tümel uzlaşım diyebiliriz. Şimdi birer kelimeyle bunların da neler olduğunu size ben hemen anlatayım. Şimdi uygunluk dediğimizde fikir nesne uyumu, tamam mı? Düşünce ile nesne arasında tam uygunluk olacak. Tutarlılık dediğimizde ise tutarlılık da bizim için aslında önermenin doğruluğu, kendisinden önce var olan ve doğru olan önermelerle çelişmemesi. Tamam mı? Apaçıklıksa bilginin kuşkuya yer vermesi. Yani açık ve seçik olacak bilgi. Bu öyleyse doğrudur. Yarar işte bilginin fayda sağlaması, tümel uzlaşımsa çoğunluğun kabul ettiğidir. Tamam mı? Herkesin veya çoğunluğun bir önermenin doğruluğunu kabul etmesidir dostlar. Şimdi bilgi felsefesinin bazı soruları var. Doğru bilgi imkanlıdır diyenler, doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır diyenler. Şimdi imkanlı mıdır? Baktık, hayır imkansızdır diyorlar. Sofistler ve septikler. Şimdi sofistler kimdir diye bakarsak eğer, bunlarsa aslında bunlar da milattan önce 5. yüzyıllar gibi, 4. yüzyıllar gibi yaşayan gezgin öğretmenlerdir. Yani öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorlar ama burada diyorlar ki kesin bilgi yoktur. Yani bilgi relativisttir, görecelidir. Savunucuları da Protagoras ve Gorgias. Kuşkucu olan septiklere baktığımızda ise onlara göre de mutlak bilgi yoktur. Payron ve Timon temsilcileri. Şimdi doğru bilgiye ulaşmak mümkündür, imkanlıdır diyenlere bakalım. Biz bak şimdi burada dediğim gibi birden çok tablo oluşturdum her dersle ilgili size aklınızda kalması için. Bak, bilgi felsefesi doğru bilgi mümkündür diyenler. Bunlar böyle ama ben size şu şablon şeklinde olan daha sanki aklımıza kalır diye düşünüyorum. Doğru bilgi mümkündür. Şu alttakileri alayım. Dikkatiniz dağılmasın. Bak şimdi. Rasyonalizm akılcılık demek. Bir soruda akıl, us kavramlarını, terimleri, kelimeleri gördüğün zaman akılcılık aklına gelsin. Hop hemen rasyonalizm işaretle. Sokrat, Platon, Aristo, Farabi, Descartes, Hegel temsilcileri. Empirizm, deneycilik demek. John Locke ve David Hume temsilcileri. Kritisizm, eleştiricilik. Bak, kritike
Kant'ın kesi, kritizizm kesi, tamam mı? Kritik yapmak, yani eleştirmek. Pozitivizm, olguculuk, August Comte. Bak, pozitivizm olsun, olguculuğun olsun, Comte'un olsun. Aklında kalsın temsilcisi. Analitik felsefe, dil üzerine çözümlemeler yapmak, Wittgenstein. Entüisyonizm, sezgicilik, yani Gazali ve Bergson temsilcileri. Faydacılık, fayda sağlayacak bize. O zaman bilgi doğru bilgidir. Pragmatizm, James ve John Dewey. Fenomenoloji, özbilim, görüngü bilim de diyebiliyoruz. Husserl de temsilcisi arkadaşlar. Tamam, şimdi bilgi felsefesi bitti bu kadar. Sırada din felsefesi gelsin, sırada din felsefesi olsun. Din felsefesinin temel kavramlarına bakalım. Teizm, Tanrı'nın varlığına inanılıyor. Ateizm reddidir. Deizm, deizm Tanrı evrene aşkın. Panteizm, Tanrı evrene içkin. Pananteizm, Tanrı evrene hem aşkın hem içkin. Agnostizm de bilinmezliği savunuyor diyeceğiz. Şimdi bunları derken de aklımızda diyeceğiz ki Tanrı'nın varlığı problemi, Tanrı var mıdır diyenler aslında bunlar. Kabul edenler, mono, poli, deizm, panteizm ve palanteizm, bu kavramlar, tamam mı? Kabul edenler. Reddi zaten, ateizm, bilinmeyenler de agnostizm diyeceğiz. Bak yine aklında kalması için şablon şeklinde de oluşturacağım, düz yazı şeklinde de. Teizm, ateizm, deizm, panteizm, palanteizm, din felsefesinin temel kavramları arkadaşlar, bak. Şu aslında daha güzel. Tanrı'nın varlığını kabul edenler. Monoteizm. Mono, mon, tek demekti zaten. Değil mi? Tek tanrıcılık. Tek bir tanrının varlığına inanıyor. Politeizm. Politeizm. Çok tanrı. Bak, büyütüyorum, abartıyorum. Poli, çok yapıyorum, tamam mı? Teizm. Birden çok tanrıya inanıyor. Deizm. Yaradancılık. Panteizm. Tüm yaradancılık. Yani her şeyi kapsayan demek. Panteizm de diyalektik kavramını burada unutmayalım arkadaşlar. Tamam, din felsefesi deyince bu kavramlar aklımızda kalsın. Gördüğümüzde diyelim ki biz din felsefesindeyiz. Şimdi varlık felsefesine geçelim. Bunu kaldıralım hemen. Varlık felsefesine gelelim. Varlık felsefesinin notları da şimdi aslında ontoloji de diyebiliyor bize. Tamam mı? Unutma. Ontoloji, varlık felsefesi. Ben bunu nasıl kendime kodluyorum? Ontolojiyi ot olarak düşünüyorum. Tamam mı? Ot bir canlı varlıksa, varlık felsefesi de ontoloji aklıma geliyor gördüğümde. Şimdi Yunanca yine kavramlar var, tamam mı? Gerçek ve düşünsel, ideal ve real varlıklardan bahsediyor ve varlığa iki farklı yaklaşım olarak, bilim ve felsefe olarak bahsediyor. Metafizik kavramları burada bizim için önemli. İşte fiziksel evren ve fizik ötesi dediğinde metafizik, fiziksel evren sadece ontoloji demek arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bak buradan. Varlık felsefesi, ontoloji, tek bir sayfa görelim burada aklımızda kalması için. Şimdi varlık felsefesi vardır diyenler, yine yok olan, yok diyenler, nihilistler hep karşımıza çıkıyor, hiççiler. Vardır diyenler, nicelik olarak baktığımızda monizm, dualizm ve pluralizm. Tamam mı? Burada da yine kavram, şablon şeklinde. Bak şimdi, yoktur diyenler, hiçler, nihilistler varlığı kabul etmiyorlar. Bunlar burada. Peki kabul edenlere bakalım. Nicelik ve nitelik olarak değerlendiriyoruz. Nicelik de monizm bak. İzimini kapattım. Mon, mono, tek demek, tamam mı? O zaman varlığın tek öğeden oluştuğunu savunuyor monizm. Tekçilik, tales, su. Dualizm, bak iki sefer eceledim, izmini kapattım, dualizm, ikicilik o zaman. Örnek, yani varlığın iki öğeden oluştuğunu savunuyor Descartes, beden ve ideadan bahsediyor. Pluralizm, bak çok yapıyorum, ikiden fazla heceliyorum, izmini kapatıyorum. Pluralizm, yani çokçuluk, tamam mı? Hava, su, ateş, toprak diyen Empedokles varlığın çok maddeden oluştuğunu savunuyor diyebilirim. Şimdi nitelik olarak değerlendirenlere bakalım. Şöyle yapalım. Oluş olarak idea, madde, idea, madde ve fenomen olarak değerlendirenler var. Şimdi varlığı oluş olarak kabul edenler, yani sürekli meydana gelme diyebiliriz biz buna. Heraklitos, Vaitis ve Parmenides. Heraklitos evrenin ana maddesi ateştir diyor bize. Ama aynı nehirde iki kere yıkanmaz. Vaitis bize diyor ki evrendeki her şey oluştur, oluş halindedir diyor. Değişim süreklidir diyor. Tamam, bunun sebebi Tanrı'dır diyor. Parmenides de aynı şekilde
savunuyor diyebiliriz. Şimdi ide olarak baktığımızda, yani Platon zaten idean ne olduğunu biliyoruz. İdeaları anlatıyor bize Platon her zaman. Görüş ve gerçeklik arasındaki farktan bahsediyor. Asıl varlık idealardır diyor. Aristo'ya baktığımızda idealar duyularımızda algıladığımız nesnelerin varlıkların içerisindedir diyor. Yani madde ile form arasındaki hareketlilikten bahsediyor Aristoteles. Farabi'ye baktığımızda ise Farabi varlığı ide olarak kabul edenlerden ve iki şekilde sınıflandırıyor. Vacibül vücut, mümkünül vücut. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Zorunlu varlık ve mümkün varlık aklınızda kalsın. Hegel'e geldiğimizde ise Hegel'de asır varlık yeistir diyor. İşte mutlak akıl ve mutlak ruh. Yani tinselden bahsediyor. Diyalektik zıtlık idealizmi savunuyor. Unutmayalım. Şimdi madde olarak baktığımızda ise, yani varlığı madde olarak kabul edenlere baktığımızda, varlık zihinden bağımsız olarak var olan maddelerdir bizler için. Hemen baktık. Demokritos'a varlığın ana maddesi atomdur diyor. Thomas'a baktığımızda Thomas Hobbes diyor ki var olan her şey cisimseldir diyor. Yani bunlar da hareket ederek varlıkları meydana getirir diyor. Karl Marx'a tez, antitez, sentez aklımıza kalsın, tamam mı? İki maddenin çatışmasıyla düşünce ortaya çıkıyor diyor. Le Maître'de aynı Hobbes'taki gibi var olan her şey cisimseldir diyor bize arkadaşlar. Descartes'e baktığımızda ise varlık birbirine indirgenmeyen iki farklı tözden, yani madde ve ideadan oluşuyor diyor. Fenomen olarak baktığımızda da varlığın temelleri nesne değil, işte bu nesnenin arasındaki özlerdir diyor Husserl bize dostlar. Şimdi burada çağdaş varlık felsefesi kavramı var. Bu lütfen kulağınızda kalsın diye söylüyorum. Yine belki sorularda görürsünüz, çıkar. Şimdi çağdaş varlık felsefesinde yeni ontoloji kavramı var bize. Tamam, Nikola Hartmann ya da temsilcisi. Şimdi tinsel varlıklar, ruhsal varlıklar, organik ve inorganik varlıklar olarak değerlendiriyor. Şimdi inorganik varlıklar aslında cansız cisimler diyebiliriz. İşte organik varlıklar canlılar, ruhsal varlıklar da bilinçli varlıklar, yani insan diyebiliriz. Burada bunlara reel varlık diyoruz. Peki tinsel varlıklarsa değerlerimiz diyebiliriz. İşte insanın ürettikleri, kültürleri, filozofların düşünceleri, ideal varlıklar diyebiliyoruz bunları. Peki burada varlık özgürleşiyor, tamam mı? Alttan yukarıya gittikçe varlık özgürleşiyor. Etkisi artıyor, etkinliği, gücü artıyor, tamam mı? Aşağıdan yukarı doğru gittikçe. Eksistansiyalizme bakalım. Eksistansiyalizm de varoluşçuluk demek, biliyoruz. Varoluş öz demek. Temsilcileri Sartre ve Kierkegaard diyebiliriz. Varlıkların önce özleri var oluyor, sonra varoluşları var olmaya devam ediyor diyorlar sevgili dostlar. Varlık felsefesinden sonra bunları alalım, gelelim bilim felsefesine. Bilim felsefesi bizim için ne diyor? Aklınız karışmasın, şöyle yapalım. Şimdi bilim felsefesi, önce bilim nedir diye bakalım. Onun tanımını yapalım. Nedensellik, merak, amaç besleyen doğal gerçekliği bilme çabası diyebiliriz bilime. Bilim felsefesi de aynı. Bilimin ne olduğunu, işte bilimsel düşüncenin yapısı, yöntemlerin işlevselliği gibi soruları yanıt arayan felsefi yaklaşımdır bilim felsefesi de. Tamam mı? Bilimsel yöntemin aşamaları var. Soruların, olguların saptanması önce. Sonra hipotez aşaması, deney, teori, kuram ve kanun yasa aşaması diyebiliriz. Bilimsel bilginin özelliklerine baktığımız zaman seçici, kolektif, akılcı, evrensel, işte sistemli ve düzenli, birikimli olarak ilerliyor. Nesnel ve ölçülebilirdir diyebiliriz. Şimdi bunlardan çok bizim için önemli olan, aslında şuraya bir göz atalım. Ürün olarak bilim ve etkinlik olarak bilim şeklinde değerlendireceğiz. Bilim felsefesinde bilime ilişkin yaklaşımlar. Şimdi ürün olarak bilime biz klasik bilim anlayışı da diyoruz, tamam mı? Mantıkçı pozitivizm olarak da biliniyor. Temsilcisi Carnap'tır. Reimbach'ı da alabiliriz burada. Bilimsel yöntemle elde edilmiş kuram ve kanunlar kesin birikerek ilerleyen bilgiler yığınıdır burada ürün olarak bilimle. Tamam mı arkadaşlar? Etkinlik olarak bilimde ise burada paradigma kavramı bizim için önemli olacak, tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim ben size, aslında ürün olarak bilime ben sonuca odaklanıyoruz diyebiliriz, tamam mı? Bilimsel yöntem elde edilmiş kavram ve kanunlarla oluşmuş bilme diyoruz, bilgi diyoruz ya, burada biz sonuca odaklanıyoruz ürün olarak bilimde. Peki etkinlik olarak bilimde ise aslında daha çok ürüne, sürece odaklanılıyor burada. Tamam, klasikte klasikte ne dedik? Sonuç. Etkinlik olarak bilimde ise sürece odaklanıyoruz burada.
Şöyle söyleyeyim ben size, paradigma kavramı önemli bizim için burada. Yani bir bakış açısı paradigma, tamam mı? Bilim insanların olguyu açıklayabilmek için kullandıkları kavramsal çerçeve diyebiliriz biz buna. İşte bir dönemde geçerli ve dinamik bir yapıya sahip bunlar. Yani değişebiliyor. Bilim adamlar için dünyaya bakılan standartlar diyebiliyoruz. Yine bilim adamlarının ortaya koyduğu etkinlikler diyebiliyoruz. Tamam, burada yine söylüyorum, sürece bakıyoruz. Bizim için önemli olan arkadaşlar, paradigma kavramını unutmayalım. Bilim olarak ve etkinlik olarak bilim şeklinde ikiye ayırdık. Şimdi bilim türleri var. Bizim için aslında yine şöyle yapalım. Bak şimdi bilim türlerinde formal bilimler, ne diyelim, formal bilimler diğer bilimlere kaynaklık eden, yani kural koyucu bilimlerdir, tamam mı? İşte matematik, geometri, mantık gibi deney ve gözlemsiz bunları ele alıyorlar. Doğa bilimlerine bakalım. Doğa, yaşam bilimleri, fen bilimleri diyebiliriz. Pozitif bilimler, tamam mı? Deney, gözleme dayanıyor. Doğayı inceleme konusu yapan bilimler bunlar. İşte fiziktir, kimyadır, coğrafyadır, biyolojidir diyebiliriz. Sosyal bilimlere bakalım. Sosyal bilimlerse işte insan bilimi, konusu insandır yani, tamam mı? Şöyle diyeyim, özellikle kültür olan bilimlerdir de diyebiliyoruz. İşte sosyoloji, antropoloji, tarih diyebiliriz. Bak şimdi burada coğrafya bizim için önemli, tamam mı? Beşeri coğrafya sosyal bilimlerin konusu. Ha, beşeri coğrafyaya dikkat edelim. Genel coğrafya kısmı tamamen doğa bilimlerinde. Beşeri coğrafyada bu beşeri insan, yani bilimi diyoruz, tamam mı? Bilim felsefesine ilişkin yaklaşımlar da böyleyken gelelim ahlak felsefesine. Şimdi çok az kaldı, hemen bitireceğim hızlı bir şekilde. Ahlak felsefesinde, yani etik de diyebiliyoruz, bunun da temel kavramları var. Önce ahlak felsefesinde ahlak, insanların toplumdaki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yazısız kurallar bütünüdür diyebiliriz. Ahlak felsefesi, bak burada ahlak felsefesinde irade, istenç, iyi, kötü, vicdan, erdem, sorumluluk, işte ahlak yasası, ahlaki karar, ahlaki eylem gördüğümüz zaman ahlak felsefesindeyiz. Unutmuyoruz arkadaşlar, tamam mı? Şimdi ahlaki eylemlerinde insan özgür müdür diye bir sorumuz var. Burada şöyle yapayım. İnsan ahlaki eylemlerinde özgür müdür diye bakacağız. İndeterminizm özgürdür diyor. Yani insan toplumsal ilişkilerini kurarken seçimlerinde ve kararlarında özgürdür diyebiliriz. Determinizm, burada determinizm belirlenimcilik demek, yani özgür değildir demek, tamam mı? Otodeterminizm, işte burada özgürlük doğanın bize verdiği, yani bireyin kendi aklıyla, kişiliğiyle, bilgi birikimiyle elde ettiği bilgidir diyebiliyoruz. Libertarianizm, bak libertarian, devletin ve ahlakın, tamam mı? Devletin ve ahlakın insan üzerinde kısıtlayıcılığı olmaması gerektiğini savunuyor. Fatalizm, kadercilik, bu da yazgıcılık. Yani insan hayatında olup biten her şey yazgıyla bellidir. Önceden doğaüstü bir görüş tarafından belirlendiği savunuluyor. Fatalizm, kadercilik de. Şimdi evrensel ahlak yasası var mıdır diye soranlar var. Bunlara baktığımızda yine reddedenler ve kabul edenler var. Reddine bakalım. Hedonizm, hazcılık. Bireysel özellik gösteriyor. Yani kişiden kişiye değişiyor. Hedonizm, hazcılık, tamam mı? İnsan mutlu olmalı ve haz elde etmeli. Egoizm, baktığımızda bencillik, zaten egoizm, egonun bencillik olduğunu biliyoruz. Anarşizm, bireyin sınırsız özgürlüğün olduğunu savunuyor. Nihilizmleri hep biliyoruz zaten, hiççilik, bunlar hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Egzistansiyalizm de varoluşçuluk, yani öz ahlakı savunuyorlar bunlar arkadaşlar. Kabul edenlere bakalım. Subjektif ve objektif olarak ikiye ayırıyoruz. Subjektifte de faydacı, yani utilitarizm toplumsal faydaya bağlıdır diyor bize. Entüsyonizm, sezgicilik de işte sezgi hissemeline dayanan ahlak, sevgi ve özgürlüğe dayanır diyor. Subjektif temele dayandıranlar, öznel olarak açıklayanlar, faydacılık, utilitarizm ve entüisyonizm, sezgicilik. Tamam mı arkadaşlar? Temsilcisi Mill'i alabiliriz. Bentham ve Mill. Buradaki entüisyonizmin temsilcisi de Bergson diyebiliriz. Objektif temele dayandıranlar, yani nesnel olarak açıklayanlara baktığımızda ise Sokrat, Platon, Spinoza, Kant ve Farabi aklımıza gelsin. Hemen kısaca açıklayayım bunları da. Sokrates, işte ahlaki eylemlerin amacı mutluluktur diyor. Tamam, iyiyi biliyorsan kötülük yapman mümkün değildir diyor. Platon zaten her zaman dediğimiz gibi tüm insanların amacı iyi ideal oluşturmak diyor. İyi ideasına bağlı. İyi ideası fikir, fikriye bağımsızdır diyor. Yani
hep iyi ideadan bahsediyor. Spinoza'ya bakalım. İnsan özgürlüğe ve iyiye bilgiyle ulaşır. Kant'sa, burada Kant biraz önemli olabilir. Ödev ahlakı var Kant'ta, tamam mı? Koşullu koşulsuz ahlak buyruğu var. Ödevden bahsettiği aslında tüm evrenden bahsediyor. Burada evrensel sorumluluktur. Ödev herkes için geçerlidir ama mutluluk herkes için geçerli değildir diyor. Çünkü görecelidir diyor. Kişiden kişiye de değişir diyor. Ahlaksal anlamda herkesin ödevi koşullu olarak ve koşulsuz olarak ayırıyor. Farabi'ye baktığımız zamansa Farabi de Tanrı evrensel yasaları belirlemiştir diyor. Bunları uygulamak gereklidir diyor. Hepimizin görevidir bu diyor. Tüm evreni etkiler diyebiliyor aslında Farabi burada kabul edenlerde. Bu kadar sevgili dostlar. Hemen kısa ve öz bir şekilde kavramlarla bütün felsefeye çıkabilecek yerleri diyebiliriz aslında. Belirtmeye çalıştım. Tekrar edin, bol soru çözün. Tamam mı arkadaşlar? Aklınıza kalsın. Daha sonra sadece kavramlarla ilgili böyle bir 10 dakikalık bir video daha hazırlamayı düşünüyorum sizlere. Çok sağlıklı ve çok başarılı kalın. Hoşça kalın.